toplumsal mutabakat ayalı. 12 Temmuz'da mecliste yasalaşan torba kanunu Cumhurbaşkanı Gül tarafından da onaylandı. Resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girecek, kanunla birlikte birçok kesimi yakından ilgilendiren değişiklikler de hayata geçecek. Kamuda 100 bin sözleşmeli personel kadroya alınacak. 28 Şubat sürecinde disiplin cezası nedeniyle memuriyetten çıkarılanlara dönüş yolu açıldı. Geriye dönük primleri de kurumlarınca ödenecek. Köy kurucularının maaşları ve muhtarların ödeneklerine zam yapılacak. Sürücü ehliyetleri yenilenecek. Yenilenen ehliyetler için 15 lira ödenecek. İlk defa sürücü belgesi alanlar en az bir yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilecek. Sürücü belgeleri süreli olarak verilecek. Spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunları oynatanlara da ceza gelecek. ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya kopya çektirilmesine imkan sağlayan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Afyonkarahisar'da cephanelik patlamasında hayatını kaybeden askerlerin ailelerine tazminat ödenecek. Reyhanlı, Güngören, Antep patlamalarındaki gibi terör mağduru sivil vatandaşlardan hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve engelli hale gelenlere aylık bağlanacak. Şehit yakınları ücretsiz seyahat hakkına sahip olacak, su ve elektrik faturalarında indirim uygulanacak. Yeni yasayla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin plan ve projelerde vize ve onay etkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçecek. Dışişleri Bakanlığı'nda meslek mensupları dışında büyük elçi ve daimi temsilci olarak atananların merkeze döndüklerinde meslek mensubu olanlarla aynı haklara sahip olması sağlanacak.